yeni bir belgesel veya TV programı seyrediyorum. Aleyna Tilki ve Satanizm paylaşımı. Daha önce Fatih Sultan Mehmet'ten bahsettiğini devam edeceğim sonra. Rum Devleti, Pontus falan, bu Lazların olduğu yerde. Ki bu dünyanın çoğu Laz. Bunlar kabullenmemiş. Bir çeşit araştıracağım sonra. Buranın sahibi sanıyorlar kendilerini. Onun için zulüm 1453'te başladı falan yazıyorlar çevreye. Tamamen bu saldırganlara uyuyor. Şimdi bu yeni mahkeme kağıdı üzerinden bahsetmek istiyorum. Ki okuduğuma göre ilk ceza yediğim bunların iftirasıyla dava. Öncesine dayanıyor bu. Nereden çıktı bu? Tarihi daha öncesi. Öyle gibi gördüm. Daha avukatımla görüşeceğim. Ve bu türbanlı, şortlu pislik daha ilk günlerde beni kumpası almaya çalıştı. Dolmuşa binerken türbanla. Sonradan şortlu. Ve bu hayvanların saldırılarını bunların her gün her gün her gün her gün sineklerin parazitlerini yedik 20 senedir. Tam olarak o güçlü tahminen bu Rum sülalelerinden. Öyle sülalelerle birlikteler. Seçtiklerine saldırıyorlar. Herkese. Akbaba gibi her şeyini konuyorlar. Onunla kalmıyorlar. Turnikeyi boka buluyorlar. Doğum hastanesini, diğer hastaneleri. Millete saldırıyor bunlar. Kesinlikle bu kabile kendilerinden başka herkese saldırıyor. Onlar neden zarar görmüyor? Çünkü şeytanla işbirlikleri var. Besbelli şeytan ve iblis. Çünkü satanizm falan daha dikili taşta daha şeyler var seyredeceğim. Ve Bizanslara sesleniyorum buradan bunlara uyanlara. Vazgeçin be. Allah izin vermiyor. Şeytana tapmaya, büyücülüğe falan. Bakın yani iki tane kadın ve oğlu maskeyle bu şeylerden zarar görerek. Sonunuz kötü olacaktır. Vazgeçin bu işten. O şeytana gelince hemen hemen her davamda şahit oldu veya şahitler yönetti. Buraya saldıran her tekini yönetmiştir. Diğer onu yöneten güçlü soyadı gibi. Türkiye'yi tamamen karıştırma, batıla sürüklemeye çalışan o iki şeytan gibi. Ve ailesi, sülalesi. Uğraştıkları şeylere böyle insanlara kasıtla kasıtla saldırıp saldırıp bu şekilde hayvanlarla, parazitlerle ve kumpaslarla maganda, ne magandalar yedik burada. Ne hakaretler, ne küfürler. Sonunda polise de gidip şikayette bulunmak zorunda kaldık. Fakat hiçbir işlem yok. Bunlara gelince en ufak şeyden, hakaretten anında savcı hazır. Şahitler hazır. Kurdukları her zamanda kadınlar, kadının sözü esastır olayı.
Ve insanların hayatını mahvediyorlar bu şekilde. Kurumlara yerleşmişler besbelli. Her kurumun içinde varlar bu güçlü soyadlar. Hatta en üst düzeyde. Özellikle medya kurumlarında. Ben şunu iddia ediyorum be. Halepçe katliamına ilk ulaşan bu soyadlar, darbeci soyadlı. Kesinlikle haberi vardı her şeyden. O katliamı düzenleyen bunlardır yani. Ve hedef Türkiye'dir. Hedef tam olarak İstanbul'dur. O yüzden bu seçim olayı. Ve ayrıca burada besbelli bir Illuminati olayı var. Müthiş bir güç. İstediklerine bu güçle bitiriyorlar aileleri. Ordu kadar baş belası yaşadık burada. İşte onlardan biri de tesadüfen yeni taşınanlardan. Bakın yani davacı katılan bu sefer. Her davada hemen hemen var. Suç tarihi 2013. Burada ise 2015'te ve bunu gayet çabuk yedim ben bu cezayı. Nasıl oluyor benim bu suç tarihinden haberim yok? Yoksa aynı davayla tekrar beni zora içeriye aldırmaya mı çalışıyorlar? Avukatla görüşmeliyim. Ki davacı olarak durmuyor. KH kimdir? Ben sizi uyarıyorum bu şeytanlara karşı. Bebelere saldırıyor diyor. Doğum hastanesinde hala devam ediyorlar. Dünkü videomdan belli. Bütün bu filolar emrinde her gün her gün her gece her geceki videolarımdan belli. Şu an bile belli. Bunlardır zulüm 1453'te başladı yazanlar her karışıklığının sebebi dava kaza maza bilmem kaza yaptıklarını çok gördüm ben kasıtla oradaki katliamları bir orada bir orada hastalıktan oradaki her şey gözümün önünde benim. Bu ülkenin başına konmuş aynen bana dediği gibi hayvanlarla buradan gitmezken 5-6 hayvanla ben senin Azrail'inim dediği gibi sizin Azrail'iniz olarak görüyor bunlar kendilerini. Niyetleri besbelli sizi öldürmek. Ha bugün ha yarın ha 10 sene sonra bastıra bastıra. Komşu kızının suratını acıdım. İnsan yüzüne bakamaz. Benzer hastalığı ben geçirdim. Suratım, sırtım, bütün vücudumu kaptı sonunda. Zatüre oldum burada, ölüyordum, komadan çıktım. Kaç komşu kanserden gitti. Hiç ceza almıyorlar. Kanunları yönetiyorlar be. En azından yönetiyordular. Burada bir problem yoksa. Eğer hala devam edip yönetmiyorsalar bunların ceza almaları lazım. Hem de soykırımdan be. Gözümün önünde. Sırf bu apartmanla değil karşıda her yerde. Biliyorum ki bu şeylerden çünkü bahçelerde izleri var. Bir kere sinekler dünyanın bir numaralı katildir ve hastalık saçıcılarıdır. Onlardan kaynıyordu eskiden burada. Tamamen bu milletin ürettikleri hala devam etmek niyetindeler.
dün örneğini gördük. Yuva kurdukları caminin dışında tek o yerde kaynayan sinekler. Tamamen bu milletin üretimindir. Ve gerçekten böyle bir Rum şeyisi bu. O zaman bir kralları, kraliçeleri var. Gizlidir. İmparatorluk özeli ve satanizm, büyücülük oydu. Dikili taşta bile var damgaları. Türbanlı rol yaparak. İstediği zaman türbanlı, istediği zaman manken, dansöz ve daha kötüsü. Dinlerinden belli ki bunlar büyücülükle uğraşıyor. Kaç büyü örneği burada gördüm. Kukladan tut, diğer şeyler, ufak tefek, sümüklü böcekler. Evet. Eğer hala bunlar kanunu yönetmiyorsa derhal ceza almaları lazım.